Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Fakat 2-3 gün biz mazur tutturasızlar. Samarkand'da İmam-ı Maturidi icatlarına, hayatlarına bağışlanan halkara encümen bölüm etmekte. Üç encümende hem iştirak ediyen ikanımız. Çünkü İsmailcan damlamız bilen bir gelikde biz 2-3 gün Samarkand'da üç encümende iştirak edip kaytamız. Nasip olsa iştirak etsek Peyşembe günü. Eğer Peyşembe günü ülgür almasak inşallah Şembe günden sohbetimizle devam ettiremiz. İnşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam daima bir işini, hayırlı işini başlasalar, berdevam buluşunu istegeler. Ben de şu sünnet namazlarını okuyayımız ki, sünnet namazlarını Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadislerde geledi. Mabada bir metre şunaka hadise hem boyun. Mabada vaft delegatsiya kelib, u kishini band qilib qolganda, peşinden keyingi ikki rakatni o'qimagan ekanlar. Keyin ular bilan kelishuvlar bo'pti, boshqa bo'pti, asr vaqti kirib qoldi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam asrni o'qib jamoat bilan, asrdan keyin haligi ikki rakatni o'qigan ekanlar. Nega desa, men kundalik vazifamni tark etishni istamadim degan ekanlar. Bu ham bizga inshaalloh vazifa bo'lib qolsa, ajab emas. İmkan kadar mana shunga amal qilib borishga harakat qilamiz. Zaten bugünkü sohbetimizni peşinden keyinge bo'lsa ham surup bunu ado etişke harakat qilishimiz bugünkü nasibimizden demek bir nasip qolmaslik ilincide idi. Bugünkü hadisimizde aynen mana şu mana barq uradı. An Abi Darda radıyallahu anhu qal semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yaqul من سلك طريقا يبتغي به يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وله اللفظ أبو دردار رضي الله عنه دان روايات قلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شن دا دي أتكرلرن إشتم صحابة لرن من حديث نمنا شن دا دي أتكرلرن إشتم ديشلر بو حديث نمنا أين من أزم إشتم دي من أنا تأكد لش وشن إشليد من برارتا شيريك صحابة دان إشت قلب bir ortasidan naql qilayotganim yo'q. O'z quloğum bilan eshitdim, aynan shunday dedilar. Degan ma'noda bu so'z ishlaydi. Ana o'sha sahobani shu gapini ulardan keyingi tobein, ulardan keyingi muhaddislar saqlab qoladi. Mana bizgacha saqlanib kelyapti. Ya'ni sahobiy kiromning og'zidan chiqqan eshitdim degan so'z bu hadis rivoyat qilishda alohida e'tiborga egaligidan uni alohida naql qilinadi. Bundan nimani bilamiz biz? Mana shu aytadigan hadisimiz azizlar Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning og'izlaridan chiqqandek inshaalloh. Kim yo'l bosib, bu yo'lda ilm izlasa, ya'ni ilm izlab yo'l bossa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. İlim yo'lida qadam bosgan odam, demak jannat sari qadam bosgan odam hisoblanadi. Farishtalar dedilar Rasululloh akram alayhissalotu vasallam. Farishtalar ilm talibini, roziligini istab, uni oyoqlari ostiga qanotlarini to'shab turadilar. Bu va'da boshqa odamga yo'q. Masalan, falon ishni, falon xizmatni, falon savobli amalni qilayotgan odamni oyog'ining tagiga farishtalar qanotini to'shab turadi degan gap yo'q, lekin illo ilmga bor. Bu ilm talabi Allohning huzurida, Allohning huzuridagi farishtalarning nazdida qanchalar buyukligidan. Ular qanotini to'shab turadi. Olim uchun yer va osmondagi hamma jonzot istig'for aytadi. Osmondagi farishtalar ham, yana Alloh bilgan mahluqotlar ham, yerdagi mahluqotlar ham olim uchun istig'for aytadi. Alloh uni gunohini kechirgin deb turadi. Sizning gunohingizni begunoh farishtalar, begunoh mahluqotlar Allohdan mag'firatini so'rashini istaysizmi?
ilm talab qiling. İlim talab qilgan odamning haqqiga hatto dengizdagi baliq ham istig'for aytib duo qiladi dedilar. Yana bir hadisda keladi, keyingi hadislarda kelsa kerak, hatta namlata fi hujriha deganlar. Hatto chumoli inida turib duo qiladi. Olimni obiddan fazli xuddi oyni yulduzdan fazli kabidir. Yulduz ham yorug'lik chiqaradi. Oy ham yorug'lik chiqaradi, lekin oyni oldida yulduz ko'rinadimi? Yo'q. U ham uni ham nuri bor, lekin oyni oldida juda u zaif ko'rinadi. Obid deb kim aytadi? Obid deb ibodatga nihoyatda berilgan xudojoy, ibodatgo'y, aytaylik kunini asosiy qismini ibodatga o'tkazadigan odam. O'zi mo'min kishi yurgan turganini ibodatga aylantirsa bo'ladi. Bu yerdagi obid bu maxsus ibodatlarga ko'proq berilgan odam. Namoz, zikr, tilovat va hokazo. Ana shunday ibodatlarga berilgan odamni oldida olimni fazlini ko'rmoqchi bo'lsangiz, oy bilan yulduzni taqqoslang. Qaysi birini nuri yer yuziga yetib kelyapti-yu, qaysi bir odamlarning ko'ziga yaqqol ko'rinyapti. Qaysi biri nurafshonroq olimni fazli xuddi shunday. Xuddi u obidlar go'yo yulduz bo'lsa, olim ular ichidagi oydek ajralib turadi. Ya'ni bu darajalar, bu ko'rinishlar Allohning nazdida, islomning nazdidagi demak talqin hisoblanadi. Innal ulamaa varasatul anbiya. Olimlarning fazli nega bunday buyuk desa, ular anbiyolarni merosxo'rlardir. Merosxo'r deganda odatda otadan qolgan mol-mulkka ega bo'lgan odamni aytadi. Ota vafot etdi. U o'rniga o'sha mol-mulkka ega bo'lgan odam bu merosxo'r bo'ladi. Payg'ambarlar nima qoldirdiki, ulamolar ularga merosxo'r bo'lsa, desa hadisning davomida aytilyapti. Innal anbiya lam yuvarithu dinaran. Anbiyolar dinor meros qoldirishmaydi. Vala dirhaman. Dirham ham meros qoldirishmaydi. Dirham kumushdanga, dinor tillatanga. Ya'ni ular moddiy narsa qoldirmaydi. Ularning meroslari nima? Innama varrasul ilm. Ular faqat va faqat ilmni meros qoldirishadi. Muhtaram azizlar, mana shu joydan juda ulug' bir nuqtani olsak bo'ladi. Kim ilm yo'lida bo'lsa, ilm sohibi bo'lsa, u payg'ambardan meros olgan inson. Lekin hammani merosda ulushi har xil. Kimdir merosni ko'proq oladi, kimdir ozroq oladi. Xuddi shuni singari ulamolar ham mana shunday merosda tafovut bor. Muhimi shuki, anbiyolar ixtilofni meros qoldirgani yo'q. Urush janjalni meros qoldirgani yo'q. Yana boshqa narsalarni emas. Anbiyolar ilmni meros qoldirgan. Demak, anbiyolarning merosi bu ilm ekan. Har birimiz bundan ulush olishga harakat qilishimiz kerak va mana shu manhajdan chiqqan odamlar ular payg'ambarlarni, demak, manhajlaridan ayrı hisoblanadi. Hasan al-Basri buyuk tobiinlardan bo'lgan. Sahobalar davrida ulg'ayganlar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning xonadonlarida ulg'ayganlar. Lekin sahoba hisoblanmaydilar, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni balog'atda ko'rmaganlar. Hasan al-Basri bir kuni bozorga chiqsa, odamlar hamma savdo bilan band, yana boshqa ishlar bilan band. Haramga yaqin edi. Rasul akram alayhisolatu vasallamni shaharlari Madinadagi bozorga chiqdilar. Birdan baqir, ya'ni jar solib aytib qoldilar. Ey odamlar, eshitmadim demanglar. Rasul akram alayhisolatu vasallamni masjidlarda payg'ambarimiz meroslari taqsimlanyapti. Olib qolinglar, yeb qolinglar, deb u kishi e'lon qildi. Odamlar shosha-pisha masjidga kirishdi. Kirsa halqa bo'lib bizi singari mana shunaqa Rasul akram alayhisolatu vasallamdan qolgan Qur'on sunnatni o'rganishayotgan ekan. Bir halqa Qur'on o'qiyapti ekan. Qur'on o'rgatyapti ekan. Bir halqada hadis bahs ketyapti ekan. Yana bir halqada fiqh bahs ketyapti ekan. Mana shundoq ilmiy davralar. Odamlar qaytib chiqibdi. Chiqib, "Ey Hasan, seni bir tuzuk odam derdik, ishonchli odam derdik.
Mescitte hiç kanaka miras takatını mı yaptık? Ne mi oldu? Ha, vardık. Adamlar adette gidip ilim halkasını kılıp, ilim okup, Kur'an okup oturuştu. Ve bereket yapıyorlar. Resulullah'tan ondan başka ne mi kalıyor? Hani öşene asayırlar Resulullah'tan kalıyor mirası ege bular diyorlar. Afsus ki yapını düşünmemsinler de gene gelirler. Hani siz bilen biz de meneşe oturuşumuz ham hani öşe mirasının ulaşığı hani inşallah. En biz etibar veriyoruz cahimiz ne? Aytsek meneşe cahide hadislerini ahırda daim Ebu Davud rivayet kıladı. Tirmizi rivayet kıladı dediğimizde. Lekin Ebu Davud bilen Tirmizi bilen mene Ebu Darda raziyallahu anh'ın ortasındaki adamlarını biz hazır etmeyimiz. Yapını kısa kılış için. Aslı Ebu Davud Tirmizi rahmetullahi aleyhimlerinin kitaplarında, İmam Buhari'nin kitaplarında. Huddu özlerden Resulullah geçe bugün, sahaba geçe bugün senedi var. Ben onu eşittim falancıdan, upistancıdan. Falancıdan eşitken, tört de adamdan rivayet kılıyken olsa, onlar birbirinden bir arada sözde farkısa onun sözünü ayettim. Falancını ayet verişçe, bana o sözüm var. Dib yürüp sözme söz, harf mi harf nakıl kıyken. İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi ile bunu kağızga yazıp koyan. Oşa kağızga yazılgen kitaplarını, ustaz şagird bolu bugün geçe talimi verip gelingen. Biz ustaz şeyh hazretlerden aynen mene şu hadis kitaplarda o kişiden talim alıp aynen icazelerde hem elhamdülillah müşerref bugünümüz. Yani siz bilen biz mene şu okuyakken hadisimiz Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'a uluğ muhaddisler, sahabeler, tabiler arkalı tutaş. Oşa mirasını göğe yakan davul yaptı. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam bir sahabeye birgenler kollarını. Huddu şu boyu koluma kol, koluma kol bizge yetip gelip biz onundan bahraman koruyalımız. Bu çünkü adamlarını felsefesi, bazıları ayırtladı, hadis, mesela İslam felsefesi deydi de ketedi, özünü hayal deyip yaptılar. Onu yapmaz mı? Bu aynen Resulullah Ekrem aleyhissalatü vesselamın ağızlarından çıkan gap. Resulullah'ın ağızlarından çıkan gapın aslı vahiy boladı. İnşallah onu kirliyoruz sohbetlerimizde. Batafsil bayan kılamız. Hadisin ahırda ayırtlar ki, وَمَنْ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظِّينَ وَافِيرٍ. Kim öşe ilimden alsa, ölüşü alsa, katta uluğ nasibi aldı. Mene şu cahide alıyorken ilimlerimizin Allah özü mene şimdi uluğ nasibelerden kısın. Demek kim peygamberlerini mirasdan ölüş alsa, hakikaten uluğ nasibeye gibi aldı. Ve bu baylik, bu dünyayı ahiretke askatadiyan baylik buladı. Allah subhanahu ve ta'ala hamalarımızga özü ilmi nafi bilsin. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mirashol ümmetlerden buluş baktığını hammamızga özü nasip eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdike la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahumma leke alhamdu ala kulli hal ve leke şükrü ala kulli hal ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allahumma enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilmen nafi'an ya rabbel alemin. Velvardı ya Rabbi, hammalarımızga faydalı ilim bergin. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam kiltirgen bu büyük şeriatını, Kur'an sünnetini, bana şu şeriatten sezip çıkan mezheplerimiz, talimatlarını örgenişimizde Allah bizge medetkar bulgun. Bu ilimlerimizde menfaatli kılgın. Allah özünden soruyemiz bu işlerini berdevam, el yurt üçün, hammamız üçün, gelecek avlat üçün faydalı buluşunu özün muvaffak eylegin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn.